ile başlamak istiyorum. Sizi bulmuşken, dün kadınlar günüydü. Ha bir günse diğer günler ne demeyeceğim dedim zaten dün. Ama her gün kıymet bilen erkekler için zaten kadınlar günü yapıyorlar onlar. Ama bize aslında Kur'an-ı Kerim yerden topraktan çıkarttı neredeyse kadınları. Çünkü gömüyorlardı bizi. Öldürüyorlardı yani. Kadına verilen kıymeti Kur'an-ı Kerim nasıl anlatıyor? Kur'an kadınlar sizin, siz kadınların elbiselerisiniz diyor. Gerçi biz İslam toplumu olarak Kur'an'ın kadına verdiği değeri, Kur'an'ın tanıdığı hakları ne kadar tanımışız ayrıca sorgulanması lazım. Kur'an'ın yasaklamadığı birçok şey ne yazık ki tarihsel süreç içinde İslam toplumlarında da kadınlara yasaklanmıştır. Ama baktığımızda bunlar Kur'an kaynaklı yasaklar değil. Bir de tabii Kur'an'ın verdiği hakların bir kısmını başka toplumlarla Müslüman toplumları kıyaslarsak anlayabiliriz. Kur'an'ın geldiği dönemden itibaren kadınların kendi malının mülkünde tasarruf hakkı var. Değil mi? Çok basit bir şey gibi geliyor bize bugün. Malını alabiliyor, satabiliyor. Ama siz 17. yüzyılda Avrupa'da bir yere, 18. yüzyılda hatta Avrupa'da bir yere, yani Kur'an'dan 1000 yıl, 1100 yıl sonra bile gelseniz, kadınların kendi malı üzerinde tasarruf hakkı yok. Kocası o malını istediği gibi alıp satabiliyor. Ancak 19. yüzyılda İngiltere'de, Amerika'da başlayan bazı şeyler var. Yani Kur'an'da 7. yüzyılda olan şey 1200 yıl sonra daha kadını kendi malında tasarruf etme hakkı Avrupa'da, Amerika'da oluyor. Gittikçe ondan sonra da tabii oralarda da Avrupa ülkelerinde yayılıyor. Biz İslam'ın verdiği hakları vermez bir dönemdeyken onlar da ne yazık ki birçok konuda Müslümanların bu konuda da önüne geçiyorlar. Ama yani, dikkat edin 1200 yıl sonra geldiğinizde Kur'an'ın 1200 yıl önce verdiği bir hak, kendi malını rahatlıkla alıp satabilmesi, onun üzerine tasarruf etmesi yetkisi. Bu Avrupa'da, bile çok çok önemli. Amerika'da bir şey. Çok, hayır, kadının için en önemli şeylerden biri. Miras kalıyor babamdan. Ben mirasa dokunamıyorum. Niye? Kocamın oluyor. Evet. Ha bunu alalım, bu evi alalım, bu arabayı alalım. Yok. Bu arada ben Umre'ye gittiğimde Mekke'de arkadaşlarım yaşıyorlar orada. Arabaları var ama araba kullanamıyor kadın. Yani ben bunu bilmiyordum. O zaman öğrendim. Cehaletime verin. Hiç aklıma öyle bir şey gelmedi ki. Tabii. Ama kullanamıyor. Bir kullanma için bir şeyler, başvurular var. Bir yeni bir yapılanmalar var ama bunu tabii dünyada Müslüman ülkeler genelde kadınlara tanıdıkları haklarda pek parlak bir durumda değil. Ben ondan dolayı hep İslam'la Müslümanların yaptıklarını ayırmamız lazım ne yazık ki. Fakat Suudi Arabistan bu konuda da benim bildiğim yegane örnek. Yani başka bir örnek ben bilmiyorum, varsa da bir tane daha devlet belki çıkar. Yani geri kalan hiçbir Müslüman ülkenin akıl edemediği yani kadınlara araba sürdürme şeyini. Sürdürmeme. Yani onların sürdürmeme şeyini onların akıl etmesi yani. Ne diyeyim yani neyse çok şey zorlamayayım sizi benim ama de içimden. Bunun İslam'la hiçbir alakası İlgisi. Olmadığını fakat ne yazık ki toplumlarda kadınları kendilerini kölesi yapmak isteyenlerin İslami söylemi kullandığını görüyoruz. Niye? Çünkü toplumlarda etkili olan şey din. İslam toplumlarında gerçekten İslam'ın etkisi var ve biz buna seviniyoruz. Tabii ki öyle olması lazım. Yani bizi yaratan Allah bize bir din göndermiş. Yani ben bu dine göre hayatını yaşamamak ne demek? Zaten ben Allah sayesinde varım. Her şey zaten Allah sayesinde var. Fakat burada tabii bir şeye dikkat etmemiz lazım. Allah'ın indirdiği dine karşılık bu dini kullanıp emellerine sahip olmak isteyen de var. Neyi kullanmak ister insan? Çok basit değil mi? Güçlü olan neyse, etkili olan neyse onu kullanmak ister. Din toplumda etkiliyse, o zaman mesela erkekler kadınlara belli bir şekil vermek istiyorlarsa ne yapacaklar? Dini sömürecekler. Eğer ki tabii ki böyle bir günahtan kaçınmıyorlarsa. Yapılan şey de bu olmuştur. Yani kadınların erkeğe itaati, kadınların işte eve adeta köle gibi bağlı olması, komple kocalarına itaat üzerinden bir dindarlık tanımlaması. Yani kadınların cennete vizesinin kocanın mutluluğundan geçtiği. Kocaya itaatinden geçtiği gibi Kur'an'a hiç uymayan şeyler uydurulmuş. Elbette Kur'an'a birbirimizi göre mutlu edelim ama sizin hiç mi bizi mutlu etme durumunuz yok? Hayır ama İtaat yani, etme durumunuz yok. İtaat deyince hep kadın erkeğe itaat etsin. Şimdi buradaki kadının vizesini adeta erkekten kocasından alacakmış gibi rivayetler uydurulmuş. Oysa Kur'an'a baktığınızda sizin Allah'la kurduğunuz ilişkidir temel. Kur'an eşlerin arasına sevgi, merhamet Allah'ın koyduğunu söylüyor. Ve bunun Allah'ın delillerinden biri olduğunu söylüyor. Birbirinden huzur bulmaları için yaratıldığını söylüyor. Yani Kur'an'da bir karşılıklı olumlu ilişkiye atıp var. Ne güzel bir anlatım. Ama kocanın vizesi karısından, karının vizesi kocasından cennete gitmek için tarzı böyle bir anlatım yok. Kim yani kocasının işte razı etmezse işte cennette şöyle şöyle olacak tarzı. Böyle birçok yani detaylarına bunlara girmek istemiyorum.
literatürde Kur'an'a uymayan ne yazık ki uydurmalar var. Bu uydurmaları peki, nasıl tanıyacağız? Nasıl tanıyacağız? İşte Kur'an'a uymuyorsa, Kur'an'ın anlattığı mantığa aykırıysa, Kur'an'ın verdiği hakları kısıtlıyorsa, onlar Kur'an'la alakası yoktur. Bak çok önemli bir şey anlatayım burada. Nedir hocam? Kur'an'a göre kadınların çalışmasında hiçbir sorun yok. Erkeklerle aynı ortamlarda da çalışması bir sorun yok. Normal şu anda işte polis olmasında da sorun yok. Memur olmasında da sorun yok. Asker olmasında da sorun yok. Doktor olmasa, hemşire olmasında da sorun yok. Ama kadının çalışmasının yasaklandığı, erkeklerle karışmasının yasaklandığı bir yapı bazılar ortaya çıkarmaya çalışmış. Bu da nedir? Kadının asıl gücü aslında bir yerde ekonomik özgürlüğünde, bu alanlarda, güç alanlarında etkin olabilmesinde. Ve Kur'an'da hiç olmayan bu yasak olmuş. Üstelik Peygamberimizin dönemindeki tarihe gitsek, siyer kaynaklarına, kadınların orada ne kadar aktif olduklarını da görüyoruz. İşte Peygamberimizin döneminin kadınlarında dericilik yapanlar var. Eşi ticaret yapmıyor muydu Peygamberimiz? Eşi ticaret yapıyordu. Bunu geçen sefer de anlattık bir kere, evet, anlatalım, bu çok önemli. Tabii, çok güzel. Ondan sonra şey, çarşı denetimi yapan hanımlar var. Dikkat edin, çarşı deneti gibi yapıyor. Uhud Savaşı'na işte katılan kadınlar orada var. Kadınlar var. Hendek Savaşı'na katılan kadınlar var. Savaşçı olarak azınlıkta olsa savaşçı olan da var ama buralara işte hemşirelik, doktorluk gibi vazifeler yapmak üzere mesela katılmış kadına var. Mesela Peygamberimiz kızı Fatıma da böyle bir savaşa katılıyor. Biz yani Kurtuluş Savaşı'nı kadınlarımız olmasaydı kazanabilir miydik acaba? Mümkün müydü? Hiç sanmıyorum. Yani şimdi bakın askerlik gibi şey, yani bir istisna bile olsa burada, yani mesela askerlik yani o dönemdeki savaşma istisnai bir şey. Çok fazla kadın savaşmamış, az savaşmış ama istisna bile olması kadınlar için bunu yasaklanmadığını göstermeye yeterli. Hı-hı. Ama diğer meslekleri düşünün. Mesela kadınlar çobanlık yapıyor Peygamber'in döneminde görüyoruz. Hı-hı. Yani çoban evine kapanıp mı? Dağlarda, taşlarda bayağı bir yani sürü hayvanlara koruyor. Hayvanlara çobanlık yaptırıyordu. İşte dediğimiz gibi geçen sefer yine belirttik. Berber kadınlar var, erkekleri tıraş ediyor. Evet. Ne yapıyor? Erkekle arasında perde var. Perdenin içinden erkeğin saçı gelip öyle mi tıraş etmiş? Yani böyle bir şey mümkün mü? Yani kısacası Kur'an'ın dışında Peygamber dönemini anlatan o siyer kaynaklarına da baksak, aktif, çalışan, eylemde bulunan, kendi ekonomik özgürlüğü olan bir kadınla ilgili malzeme bizim literatürümüzde bolca var. Buna rağmen, bu literatüre rağmen, daha da önemlisi Kur'an'daki ayetlere rağmen birçok kimse kadının verdiği o ekonomik özgürlüğü, Allah'ın verdiği ekonomik özgürlüğü, Allah'ın verdiği o diğer özgürlükleri, eylemde bulunma özgürlüğünü elinden almak istemiş. Mesela Hazreti Ayşe siyasete de katılıyor peygamberin vefatından sonra. Hazreti Ali'nin eşi işte Hazreti Fatıma peygamberimizin kızı, kocasının siyasi rolü için etrafta mesela başka insanlarla konuşuyor. Yani o dönemin şartlarında aktif siyasette bulunuyor. Buna peygamberin en yakını insanlar. Yani kadının aktif olması mesela siyasete de girmesi, ekonomide bulunması. Bizim için de örnekler. Yasak olsaydı bunların girmesi düşünemez. Ha bana göre zaten bir şeyin yasak olmadığını anlamak için şu ilke yeterli. Kur'an'da bir şey yasaklanmamışsa Allah onu zaten insanlara bırakmıştır. Yasak değildir.